sergimizin ismi Doğanın Labirenti. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım bir proje ve bu sergi A Galeri için özel olarak hazırlandı. Benim çalışmalarım insan ve doğa ilişkisi üzerine konumlandırılmış durumda. Yaşadığımız dünya giderek daha çok teknolojikleşiyor ve trafik, kaos, karmaşa bizi daha fazla saran bir etmen haline dönüşüyor. İnsanlar giderek doğadan uzaklaşıyor ve yalnızlaşıyor. Aslında en çok ihtiyacımız olan şeyin doğa olduğunu düşünüyorum. O yüzden de insanları doğanın labirentiyle bir farkındalık yaratmayı amaçlamaya çalıştım sergimde. Bu sergi iki ayrı bölümden oluşmakta. Birinci bölümde giriş katta daha pentür ağırlıklı, daha klasik olarak adlandırılabileceğimiz peyzajlardan oluşuyor. Canlı renkler hakim. Daha çok boyanın ve kumaş parçalarının espas oluşturduğu tuvaller mevcut. İkinci katta ise beni çok heyecanlandıran, yine bu galeri için özel olarak tasarladığım iki adet enstalasyonum mevcut. Birinci enstalasyonum izole alan isimli bir enstalasyon. 4 metreye 2.60 santim boyutlarında yine bu galeri için özel olarak tasarladım. Burada yaklaşık 500 kilo kum kullanıldı. Tabii ki bu deniz kumu değil, bu özel bir kum, deniz kumu görüntüsünde. Hiçbir şekilde doğaya zarar verilmedi. Burada aynı zamanda dalga sesi ve mart sesiyle desteklenen bir ses enstalasyonu da mevcut. İnstalasyonla insanların birazcık sıkıntılı hayatlarından sıyrılıp galerinin bu odasında doğaya karşı bir meditasyon yapmalarını istedim. O yüzden de meditatif renkler kullandım. Daha çok maviler ama daha ılık maviler, daha pastel maviler hakim bu resmimde. Daha dingin tonlar, daha böyle kaygıdan uzak meditatif bir etki oluşturmak istedim. Diğer salonda ise Yok Olmadan isimli enstalasyonum mevcut. Bu enstalasyonda yaklaşık 200 adet mısır koçanı kullandım. Bunları özel olarak Ağustos ayında getirttim. Nem oranının düşük olduğu bir beldeden buldurdum, bir çiftçiden aldım. Daha sonra onları ojelerle renklendirdim tanelerini. Bu projenin çıkış noktası ise GDO'lu beslenmeydi benim için. Amerika'da üretilmekte olan cam mısır adında bir mısırdan etkilenerek bu projeyi hazırladım. Amerika bunun tohumlarının GDO'lu olmadığını halen savunuyor ve insanların tüketebileceğini savunuyor. Benim de doğaya karşı bir duyarlılığım olduğu için ve insan-doğa ilişkisini yansıtmak istediğim için şu an günümüzde en büyük sorunlardan biri olan GDO'lu beslenme ile ilgili bu işi çıkardım. Özellikle bir cam piramidin içine hapsettim. Cam plexi ve metalden oluşuyor. Bu piramitte besin piramidini anımsatıyor. Ve oje ile tek tek renklendirdiğim mısır koçanları ise insanlar üzerindeki çeşitli hastalıkları ve gen bozukluklarını ifade etmekte. Sergimiz iki bölümden oluşuyor. İzleyicilerimizi 4 Şubat'a kadar İzmir'de bulunan Galeri A Güncel Sanat Merkezi'ne davet ediyorum.